Pencere gazetesinin ilk sayfasında da var. Yaz ortasında tufan başlığı atmış editörler habere. Değişen iklim afetleri de beraberinde getirdi. Ağustos ayının ortasında birçok şehirde aşırı yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da ve Bursa'da yollar göle döndü, otomobiller yollarda kaldı. Ankara'da yağışla birlikte gelen fırtına ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle yeni mahallede bir inşaatta kolon devrildi. Kolonun altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralananlardan birisi kurtarılamadı, diyor gazete. Hadi gelin dün yağan yağmura bir bakalım ve maalesef sonuçlarına. Sonrasında bugünün havasından bahsedeceğiz. Yani şu an burası Çengelköy. Okul, cami, hastane, tarihi kapalı çarşı ve hatta İETT otobüsünün içi bir anda bastıran yağmur suyuyla doldu taştı. Araçlar göle dönen yollarda ilerleyemedi. İstanbul bir sel sınavı daha verdi. Teselli can kaybı yaşanmamasıydı. Ancak yağışın İstanbul'dan sonra yönünü çevirdiği Ankara'da kuvvetli yağış ve fırtına bir can aldı. Kapat binası şu an aşağıda. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Evet. Meteoroloji 17 il için sarı uyarı vermişti. İstanbul o illerden biriydi ama sarı uyarı mevsim normallerinden 4 kat daha fazla yağışın düşmesiyle kırmızı alarma dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu AKOM'dan yönetti çalışmaları. Bir bölgeye müdahalemiz en fazla 10 dakika 15 dakikayı bulmadı. Bu ne ya, yollar resmen kaynıyor ya. Tarihi kapalı çarşının sokakları dereye döndü. Üsküdar'da İETT otobüsünün içini seyir halindeyken su bastı. Yolcular kaydetti o anları. Hastanede bir tane gider yok. Hastanenin gideri hastanenin ortasında. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de su baskını yaşandı. Hastalar tahliye edildi. Kanalizasyon yaptık dediler. Nerede bir su gideriniz? Yaptınız mı, yapmadınız? Tekirdağ, Bursa ve Yalova'da sele teslim oldu. Mudanya'da yağmur suları çekildikten sonra çamur içinde kaldı. 4-5 sene önce yine olmuştu. Gelip geçici makyaj yapmamak lazım. Buraya güzel bir altyapı yapmak gerekiyor. Marmara ve yurdun batısındaki yağış öğle saatlerinde sona erdi. Şiddetli yağış kütlesi Ankara'ya yöneldi. Başkentte fırtına da etkili olunca Ankara Adliyesi'nin tavanı çöktü. Fırtına AFAD binasını da vurdu. Dış cephe söküldü. Yeni mahallede bir inşaatta fırtına kolunu devirdi. Ankara valisi bir kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların olduğunu açıkladı. Şimdi peşinden ne olacak? Şimdi peşinden sıcaklıklar hızla artacak. Yağış açıkçası batıyı terk etmiş olacak tamamen ama doğuya doğru ilerleyecek. Ve artık meteorolojik olarak yapılması gereken uyarı özellikle hafta sonuna kadar sevgili izleyenler ve hafta sonunda dahil olmak üzere yurdun batısında kendinizi aşırı sıcaklardan koruyun şeklinde duyulacak. Hemen başlayalım bugünün haritasına bakarak. Dün itibariyle bu haritanın batısında, Marmara bölgesinin doğusunda, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışa dair ikonlarım vardı, sembollerim vardı ama bugün hepsi yerini güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Ege bölgesinin özellikle güneyinde kuvvetli sıcaklara, aşırı sıcaklara dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi gün ortasında güneşten korumanız sağlığınız açısından önemli. İlerleyen günlerde, yani açıkçası çarşamba, perşembe günleri itibariyle bugün de biraz hissedilecek. Sıcaklıklar birer ikişer artmaya başlayacak. Bu tırmanış özellikle Marmara bölgesinin batısıyla Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde çok daha fazla hissedilecek. Ve Ege bölgesi aşırı sıcaklara teslim olacak ve beraberinde Marmara'da en batısından başlayarak bu sıcak havanın etkisi altına girecek. Dolayısıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer üzerine çıkabileceği durumlara karşı kendinizi lütfen hazırlayınız. İlerleyen günlerde yurdun doğusunda da sıcak havanın etkisinin devam edeceğini haritam söylüyor. Yarına bakalım isterseniz bir de bir diğer haritaya. Gördüğünüz gibi yine yağışlı hava Doğu Karadeniz üzerinde hem yurdun batısında hem doğusunda hem de güneydoğusunda sıcakların aşırı olabileceği, buna dair uyarıları içeren bir harita söz konusu. Dolayısıyla kuvvetli sağanak yağış etkisini yitirdi. Doğu Karadeniz üzerinde yerel yağışlar devam ediyor ama siz kendinizi artık sıcaktan korumalısınız.